buyurun. Çok güzel tasarım, çok çok iyi. Ama malzeme falan çok güzel. Elinize sağlık. Sağ olun, teşekkürler. Bu arada şunu söyleyeyim, herhangi bana bir indirim olmadı kesinlikle. 3.000 lira. Şey, karavan Türkiye'nin en büyük yerli karavanıymış. Ben size şu an Türkiye'nin en büyük Ukrayna havuzunu gösterip ya bu fuar beni nasıl mutlu etti anlatamam çünkü komposu alet yapmışız. Bu zaten dış olan modelmiş. Aa, böyle durur. Buradan çok etkilendim buraya. Ben sizin tasarımınızdan çok etkilendim. Ayrı bir video yapmak isterim. Onun için biraz anlatsanız. Kendi kendine şarja giden güç. Sanki sinirliymiş. Ne yapıyorsun? Kaydedeyim mi? Edeyim mi ya? Edeyim. YouTube için. Bir günaydın diyeceğiz. O zaman İstanbul'dan size günaydın. Günaydın. Dostlarımı ve anılarımı sizinle paylaşmaya devam ediyorum. Çünkü karavan fuarına geldim. Ne alaka, uyanamadığımız için böyle bağladım. Yeni videoya hoş geldin. Sen de öyle. Hoş geldin. İstanbul'dan selamlar. Edirne Kapı Şehitliği'nden hepinize günaydın. Ertesi gün şehitlikte sabah 10 çünkü buradan geçmem gerekiyor Edirne Kapı metrobüse binmek için. Dün arkadaşımda kaldım. 27-28 durak gideceğim TÜYAP fuarına, karavan fuarına, ama her şekilde arabadan daha iyi olacak çünkü arkadaşlarımla konuştum, 2-3 kilometre geriden otopark sırası oluyormuş, yer bulamıyormuşsunuz, haberiniz olsun. Metrobüse devam edeceğim bakalım. Geldim ama İstanbul'da ilk kez kar görüyorum. Öyle bir hava var ki burada. Hakikaten bayağı zor şartlarda buradayım. İstanbul'da karı yakaladım ya. Bu sene kar yağmıyor diye üzülürken size şu bilgiyi vereyim girmeden. 200 lira galiba ücreti ama büyük karavan fuarlarının, şey fuar diyorum, firmalarının size davetiye yollayabiliyorlar. Instagram'dan falan ulaşırsanız davetiye yollarlar. Bana sağ olsun Luki davetiyemi yolladı. Girdim içeri ama içerisi çok sıcak. Şimdi soyunma zamanı. O zaman çekimime bu Tiny House'tan başlayayım. Bakalım ne kadar hızlı kaç tane çekim yapabileceğim. 1 milyon 600'müş bu Tiny House. Artı KDV'ymiş. Bu da böyle bir Tiny House. Vay be, Türkiye neler yapmaya başlamış böyle, çok güzel. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Maliyeti nedir bu karavanın? Şey, tayna alsın. Bas fiyatı 40.000 euro. 40.000 euro. Eşyası. Artı KDV mi? Artı KDV var. Çok büyük burası. Sırf tayna house deli gibi alanda. Onun için ben hazır burası boşken, kimse gelmemişken hızlı hızlı normal karavanları gezmek istiyorum. Burada Çarpışan Türk diye bir marka var. Bu da benim çok hoşuma gitti. Helal olsun diyorum. Şimdi kapalı hali bu. Açık hali de işte bu. Yukarıda yatıyorsunuz. Sonra burada dış sehpa var, mutfak var. Burada işte şey, ocak, lavabo. Sonra bir yerlerde duşu vardı. Ha, bu tentesi çok güzel. Tam döner tente. Dış duşu neredeydi? Evet, su da bu içeride. Bu buzdolabı. Bu buzdolabı. İşte bu paneli. Galiba ikinci panel. Yok, tek panel. Duşu da burada. Böyle müthiş bir tasarım yapmışlar. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Çok güzel. Şimdi o zaman bir mola vereyim. Bir bakayım kaç saatim kaldı. Sizinle ne paylaşacağım. Bir oturalım. Kahve de içmemiştim. Bir kahve alayım. Tentesi kaç metre? 4'e 2,5 bu karavanında böyle bir tentesi var. Şurası tuvalet için falan galiba. Hayır, burası şöyle kasetli tuvaletimiz burada mevcut. Burası depolama alanları, depolama, aküler vesaire, şunun her şeyi burada. Burada şey, burası su. Burası duş. Ha, duş. Burası hem depo hem de akülerin ve elektrik sistemi. Alan çok iyi. Evet.
dış kısmı böyle. Şu arkayı da göstereyim. Bisiklet koyma yerlerimiz var. Malum karavancıların olmazsa olmazı bisikletler. Dilenirse buraya motosiklet içinde bir aparat yapılır. Şöyle. Bu karavanın da ferahlığı harika. Bu aşağı doğru indirildiği takdirde iki kişilik yatak bir yatak oluyor. Burada haricen olabiliyor. Ocağımız ve fırınımız gazlı kurum. Sistem, ortam ısıtıcısı gazlı, LPG tankı var. Lavabomuz dometik. Oraya bir buzdolabı konumlandırdık. Burası da bebeğin yatak odası. Bu şekilde kapıyı kapattığım takdirde tamamen dış dünyayla işi ilgimizi kesiyor. Aa evet, ses yalıtımı da çok iyi. Evet. Bu içerinin buranın ısıtıcısı mı? Şöyle, bu ısıtıcı değil. Şuraya doğru. Ha, vantilatör. Hayır, ışıklandırmayla alakalı. Aa, demeyelim. Şöyle dilerseniz kapatabiliyor veya şey yapabiliyorsunuz. Hatta şöyle ambiyans ışığı dediğimiz hafif baş ışık. Aa, çok güzel. 12 volt dimmer olduğunu bile gerçi öyle görmemiştim diyordum da tabi. Wow, genişliği çok iyi ya. Kaç metre bu araç? Toplamda aracın uzunluğu 7,5 metre, araba dahil olmak üzere. Ama haricen semi entegre kasası 5,5'a 2,40. Şey, tek van karavan. Tek van karavan, evet. Aslan hocam. Fiyat peki? Semi entegre sistemin maliyeti 1200 ile 1500 arası değişmektedir. Araç geliyor, siz 1200 evet, araç ile. Peki geliyor, her şey dahil mi? Her şey dahil. Dometik şeyden. Kesinlikle, hepsi dahil şey. Olmak üzere. 12 volt kliması, 3 tane panel var, güneş paneli. 2 tane var. 220'lik akümüz var. Jeldir. Jel akü, doğru. İstenildiği takdirde tabii ki ücreti mukabilinde lityum akü çevrilebilir. Burada bir tavan hekimiz var kocaman. Yatak odası bölümünde klima kullanmadık. Fan kullandık. Yine tuvalet bölümünde de cam kullanmadık, fan kullandık. 4 tane karavan camıyla bu şekilde dizayn ettik. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Ben çok teşekkür ederim. Burada da bir ayakkabılığımız mevcut. Şu şekilde. Şu alt? Evet, aynı şekilde buraya da bir ayakkabılık mevcut. Çok güzel. Depolama alanlarımız. Çok güzel, harika. Özel tasarımlar da yapabiliyor Hasan hocamlar. Bu da bir tiny house. Of, ahşap çok güzel kokuyor burada. Kaç metre ve fiyatı nedir bu? 36 metre kadar şu an. İçinde gördüğümüz her şey dahil akıllı her sistemi var içinde. Eşyaları, beyaz eşyası. Hepsi dahil. 20'den 250 bin altına. Bütün tiny house'larda böyle mi oluyor mantık? Büyük bir çoğunluğunda. Ahşapta yapılabiliyor. Ama maliyetten kaçmak için kutu profil de kullanılıyor. Kutu profil hava almadığı için oksitlenme yapar. Yani sağlıklı değildir. Bu hafif galvanist çekmedir bu. Rol formunda çekilir bunda. Ha şey, görüntü olarak dışarıdan aynı gözükse de değişiyor işte. Tabii tabii. Ama ana yapı bu oluyor hepsinde. Tabii diyorsun. Tabii. İskeleti böyle. Herkesin atladığı bir şey var. Bu motor olmayan bir araç statüsünde aslında. Genişlik 2.55, yerden 4 metre, toplam ağırlığı 3.500 kilogramı geçmemesi gerekiyor. İnsanları yanlış yönlendiriyorlar. Çoğunda bugün tutmuyor zaten. Ama uygulama başlarsa trafikten men yiyebilir herkes yani. Anladım. Bundaki kanun bu. 2.55, yerden 4 metre. Hem malzeme menis güçlü, sağlam, uzun ömürlü, hem de hafif diyorsunuz. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Bu da tiny house hakkında bir bilgilendirme olsun. Böyle şeyler de oluyor. Mehmet Özgür kim bilmiyorum, söyleşi varmış 2'de. Her gün işte konuşmacılar. Aa şey, ünlü firmaların şeyleri bunlar. Ünlü firmalardan geldi.
Karavan ekipmanları Türkiye'de üretilmiyor diye düşünüyordum. Böyle bir firma var. Çok hoşuma gitti. Direkt bunu paylaşayım sizinle. Burası da Aygaz'ın standı. Aygaz da işte şey böyle karavan ve şey ürünlerinde, yat ürünlerinde varlar. Pardon, bu ürünün buz yapıcısı nasıl oluyor? Şöyle, şuradan şu şekilde. İçine su dolduruyorsun. Aha. Wow, çok iyi. Evet. İlk kez bir... 6 dakikada da buz haline getiriyorum. 6 dakika? Evet. Oo, ne kadar... 6 dakikaydı değil mi? 12 de pardon, iddialı. 12. Yok, çok da fark yok. Fiyatı ne kadar bunun? Bunun kaç liraydı? 46.500. 46.500. %10 indirim var. Bunu nereden git? Yani ne markası bu? Ecoflo. Sizin markanız mı? Yok, biz satıcısıyız. Bu kaç? 768 watt. 268 veriyor mu? Daha fazlasını veriyor mu? Ona hemen söylüyorum. O büyük ihtimal yazıyordur burada. Biraz önce bahsettiğim gibi şey, bu ürünler bence karavanlar için ağırlığını gösterebilmek için alabilirim değil mi? Bu böyle bir ürün işte. Bununla ne yaparsınız söyleyeyim. 250 watt dediniz değil mi? Evet, 250 watt. Bence bununla bunu 1,5 gün falan kullanırsınız. Yani çünkü bu buzdolabının ne kadar tükettiğini tahmin ediyorum. 300 watt çıkış yazıyor burada. Tamam, öyledir o zaman. Evet. O tabii bu biraz 3 katı falan ağırlığındadır. Evet, çünkü 3 evet. katı 3 katı fiyat 28.900. Bu 28.000. İnternet sitemizde %10 indirim mevcut. Bu ne kadar? 13.500 fiyatı. Ha, bu çok daha o zaman mantıklı ama ağırlığı ağırlığı da çok da ağır değil, taşınır diğerine göre bir tık daha ağır sadece. Şu şarj güneş paneli nereden bağlanıyor buna? Güneş paneli nereden? Daha önce hiç bakmamıştım. Beni de yönlendirin. Şuraya koyalım. Ya güneş paneliyle ilgili olan arkadaş bilmeli mi? Burada arkada iki tane girişi var. Hepsi arkadan bağlanıyor. Gördüğünüz gibi bu ürün de çok güzel. Bunun daha da büyüğü var. Aha. Ha tamam, buradan işte ya. Güneş paneli buradan bağlanıyor. Paneli buradan bağlıyorsunuz. Şurada da 220 voltla şarj ediyorsunuz bu ürünü. Bununla bu buzdolabını bence en az 4-5 gün kullanırsınız. Teşekkürler o zaman Aygaz. Tek bir kelimeyle kendimi kaybediyorum. Çünkü çok güzel şeyler var. İnanılmaz güzel şeyler var. Tabii ki karavana dair her şey var. İşte şu mesela mover. İstediğiniz gibi sağa sola hareket ediyor. Sistemini yapmışlar zaten burada. Şu da uzaktan kumandası. Kapı modelleri bile var. Karavanınıza istediğiniz gibi kapıyı seçebiliyorsunuz. Altlı üstlü ayrı açılıyor. Çöpü burada. Şu tarafta buzdolapları. Bu Termosa diye bir markanın distribütörü işte sanırım. Getirmiş güzel güzel hepsini paylaşıyor. Tuvaletler, bas çek modelleri, çeşmeler. İnanılmaz orijinal şeyler var. Bu da mesela Tesla'ya şey yapmışlar. Of çok iyi. Araba 4 renktir diye. Tesla'ya özel bir kaplama yapmışlar. Böyle renkler de var. Çok iyi. Güzel güzel karavan ürünleri de var. Şöyle bir ahşap masa var mesela. Geldiğinizde bunu da böyle ürünler de alabilirsiniz. İşte burada bizimkilere benzeyen müthiş bir karavan var. Nasıl ama?
değişik bir karavan daha buldum ama benden önce içeri girdiler. Onun için bilgilerini önce buradan size paylaşayım. Tasarım da çok iyi. Ama işte karavanım diyor, ben buradayım diyor. Başka bir dünya işte bunlar. Yani karavanım demese süper ama diyor. Her şey rüya gibi. İmkanı olsa ben burayı bir hafta gezerim ama çok güzel üreticiler var, çok güzel üretim yapanlar var ama aradığım şey yok. Çekme karavana bakıyordum ben burada ama istediğim gibi bir çekme karavan hala yok. Merak ettiğim bir karavan modeli daha. Actionlı bir model. Merak işte sadece bu da. Duş, tuvalet, lavabo yok. Unutmuşlar. Bu da böyle bir karavan. O kadar ilginç şeyler hoşuma gidiyor ki, gitti ki. Mesela bu bir karavan şimdi. Aslında dümdüz bir karavan. Burada dümdüz derken çok güzel bir karavan ama şimdi bunda ne hoşuma gitti size göstereceğim. Şurada da bir dolap var. Kocaman. Şimdi tek kişi olduğunuzu varsayın. Burada yatıyorsunuz. İki arkadaş, iki kanka burada yatıyorsunuz. Geldi arkadaşınız yatıyor. Şimdi farz edin ki spor eşyanız var. Benim gibi snowboard falan filan eşyalarınız sığmıyor. Ne yapıyorsunuz? Dananan. Abi çok iyi düşünmüşsünüz. Harika bu. Şunun buradan açılması. Aa, mıknatısı bir de. Bu kadar. Ben inanılmaz hoşuma gitti bu ayrıntı burada. Fiyatı derseniz 28 bin euro bu. Şimdi şöyle bir deli gibi bir karavan var. Bunun fiyatı 72 bin euro. Oha oha, 2,5 milyon ediyor. Ne yaptınız? Karavan yaptınız, tamam, saçma oldu bu. Bu da böyle bir karavan. Şuradaki inceliğe baksanıza. Böyle böyle böyle. Üf. Ama yani 2,5 milyon veriyorsam bir karavana da böyle olsun. Bir zahmet. Yeşile düşündüğüm şeylerden biri de buydu. Max Airfan. Uyku kliması diye de geçiyor. Onu da görmüş oldum. Yine ilk kez gördüğüm bir şey bu. Motosikletlere falan takılıyor. Elektrikli bisiklet çekmez tabi de. Gerçi arabaya da takılır. Boyutlarına bayıldım bunların. Üstünde güneş paneli var, havalandırması var. Aynen arabaya da takılır. Zaten göstermişler, hepsiyle çekebiliyorsunuz. Vay, bu çift kişilik hatta. Çok güzel, harika. Bu da bir büyüğü oluyor. Ben mesela bunu çıkan yüzünün altında şeye veriyorum. İşte ben bunları çok beğeniyorum. Bu tip
bu tip karavanlara bitiyorum. Çünkü hem pick-up'ımız var. Aa, açılır da varmış. Hem pick-up'ınıza gidiyorsunuz hem de karavanınız var. Gördüğünüz gibi dış duşu var. Bunlarla işte çıkıyor. Ha, yukarıda ikinci kısım koymuşlar. O ikinci bir iki ailelik. Fiyatlarını öğrenebilir miyim? En küçükten başlayarak. 105 bin lira. 105. 125 bin lira. 125. 350 bin lira. Aha. 27 bin euro, 25 bin euro. Farkı ne bu ikisinin? Onda ekstra şey. Yok, onda da aynı sadır var. Bunda sadece duş yok. Onda banyo var. Bunda yok. Dış banyo var her ikisinde. Onun içinde de banyo var. Kapalı banyosu var. O şey için değil mi? Misafir için o üstteki yatak alanı. Yok, sonuçta 5 kişi, 2 kişi yukarıda kalabilir, 2 kişi içeride, 1 kişi de önde. Toplam 5 kişi konaklar her ikisinde. Şimdi bunlar kaçar kilo? 160 kilo, 200 kilo, 500 kilo. Bunlar da hemen hemen 700-800 kilo civarı. O zaman motorla çekilebilecek olan en baştaki. En baştaki. Bu ikinci sırada ATV için düşündüğümüz model. Çok güzel ürünleriniz. Elinize sağlık. Burası da Nurgaz standı. Bu kadar çok ürünü böyle görünce paylaşmazsam olmaz. Katlanır tuvalet bile var. Aa, plastik şeyler. Bunlar mesela Göcek'te vardı. Acaba ne kadar çok pahalı. Gerçi bunlar plastik değil. Oradakiler cama benzeyen. Bakalım, 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 bakalım. Bunlar nedir? Baca çıkışı onlar, çadırlar. Ha, evet, evet. Doğru. Burada da bir tane karavanın işte kabuk kısmını göstermişler. Bu da güzel olmuş. Ya iç kısmını, kabuk diyorum tam da. Güzel bir tasarım yakaladım burada. Aa. Şu dışarıdaki mutfak böyle. Çok güzel bir tasarım ya. Aynen. Kara şey, fuardaki en iyi yaratıcı şeylerden biri bence bu. Wow, çok iyi. Hem dışarı çıkıyor hem içeri. Çok güzelci. O zaman içi hak ettiler. İçini de. Bunu şöyle yapıyorsun. Şuradan. İtiyorsun. İçi böyle. Yazıp bu dışarıda alıyorsun, dışarıda yapıyorsun yemeğini, yemeğini. Çok güzel tasarım, içeride bir özellik daha var şunda. Şunda çok güzel. Biraz yoruldum, kaç saattir ayaktayım, kafamı yoruyorum. Sizin için güzel şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Acıktım da sanırım, yoruldum. Yoruldum ama yıkılmadım, ayaktayım. Hatta şöyle olsun, dışarıyı göstereyim. Siz bari artık açık hava görün arkada. Karavan fuarı, çok yoruldum. Enerjim bayağı düşmüştür. Birazcık enerjimi yükseltmeye çalışayım. Öncelikle TÜYAP'a bir şey söyleyeceğim. Şu fuarı tek parça yapsaydınız, hani IKEA niye tek bir yerden giriyorsunuz sonra çıkıyorsunuz? Çünkü hepsini tek seferde geziyorsunuz. Burada atladığınız yer çok oluyor, karma karışık. Zaten o bir enerjinizi düşürüyor, boşu boşuna yoruyor. Sayın TÜYAP, lütfen şununla ilgili bir şey yapın, bence yapılabilir. Hani tek bir yoldan gidince bütün fuarı görme şansı olsun. İkinci şey, çok darmadağınık. Bir yerde çekme karavan var, bir yerde moto karavan var, bir yerde şeyler var. İşte eşyalar var, kamp karavan eşyaları. Bunlara hazırlıklı olun diye de söylüyorum. TÜYAP zaten kesin beni dinliyordur, bana göre düzenleyecektir. Aa, kedi var. TÜYAP dedik. Kedimiz güzelmiş ama. Pıs pıs pıs. Gel. Gel. Pıs 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 pıs. Gel. Pıs 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 pıs. Pıs 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 pıs. Aç mısın? Gel.
Senden yemek istiyor. Gel buraya. Tamam, konumuza dönüyorum. Zaten bu video bayağı uzadı. Belki de iki bölüm şeklinde paylaşırım. Şu an onu bilmiyorum. Diğer kısımlara geleyim. Niye ben buraya geldim? Aslında bir kafamda çekme karavan var bir süredir. Hayat insanları değiştiriyor. Yaşanılanlar istekleri değiştiriyor. Düşünceleri değiştiriyor. İstediğim cevabı buldum mu? Buldum gibi. Maalesef 5 milyonluk çekme karavan bile bir ilginç yani. Hani eski, biraz yaşlı mıyım, klasik karavancı mı oldum? Neyse, bunun da sizinle bir ilgisi yok. Bunu da geçtim. Bence gelirseniz bayağı bir bilgi geliş kısmından, içerideki karavanlardan bayağı bir şey paylaşmış oldum. Müthiş üreticiler var. İstediğimizde neleri yapıyoruz ya. Bu beni inanılmaz mutlu etti. Lucky'yi gördüm, çok mutlu oldum. Zaten başta paylaştım, geçtim bunu. Güzeldi. İyi ki geldim, pişman değilim. Karavan almayı düşünüyorsanız, işte internette araştırmayı çok sevmiyorsanız, bir de görmek istiyorsanız zaten bence mutlaka gelin. O zaman bu videoyu da burada bitiriyorum. Abone olun lütfen. Beni burada görmek istiyorsanız, beni sevdiyseniz. Zamanınız için her şeyden önce teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.